her sene 1 milyon insana iş verecek çareleri söyleyin. Her sene 1 milyon insana iş verecek çareleri söyleyin. Özeldi, resmiydi vesaireydi falan bunlar tamam da. Yani ben bu 1 milyon çocuğa nasıl iş bulacağım her sene? Yani bu sabah doğan 3 bin çocuğa ben nasıl ekmek bulacağım? Nasıl okul bulacağım? Nasıl sağlık tesisi bulacağım? Benim hala büyük bir ödemeler dengesi açığım var. Ödemeler dengesi açığı falan çözülmüş değildir Türkiye'de. Ben bunu bugün nasıl kapatıyorum? Biz devirellerden, çirkeşlerden, milliyetçilikten kalmayız. Sevgili kardeşlerim, biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin denizle saklamaya çalışıyoruz. Ama kendimizin ufak dünyasında öğrendik bunları. Yani dış dünyayla hiçbir alakamız yoktu. Dış dünyayı değil, İstanbul'u bile bilmiyorduk. Ben bunları okuyorum kitaptan, iyi de bir talebeyim. Rahmetli dedem, o sırada bize misafir gelmiş. O da gençliğinde İstanbul'da bulundu, Sultan Abdülhamit zamanında. Okuduğum tarih kitabında, Kızıl Sultan diyor, Sultan Abdülhamit. Ben de okuyorum, o da dinliyor. Demişim ki bakınız bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktır. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ama 100 bin uçak 100 bin tank değil. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Şimdi kongremizle birlikte yeni bir oluşum olacak. Şüphesiz ki Merkez Karar Yönetim Kurulumuzdan tutunuz da MYK'mıza varıncaya kadar bir değişim, dönüşüm orada da az da olsa yapacağız. Ama ondan sonra çok yoğun bir maraton başlıyor. Nedir o? Mart. Yani yerel seçimlerin startını vereceğiz. Ve bu startı verirken de kaşına gözüne değil, hem iş bitirme potansiyeline hem halkla uyumuna bakarak adım atmak durumundayız. Böyle atacağız ki yerel yönetim